Siyahın Karası 19. Bölüm. Amine bir an ayaklarındaki bağın koptuğunu düşündü. Ayakta duramayacağını hissettiği için kocasının kolundan tutundu. Bakışlarını alamıyordu babasından. Gözlerini çekse kaybolacak sanıyordu. Gözlerini kırpmıyordu bile. Hasan Basir, o dev adam, kızının kahramanı orada, kapının önünde dikiliyordu. Şamil, dedi feryat edercesine. Babam, diyerek zor komut verdiği ayaklarıyla koştu. Babam, diyerek boynuna atladı babasının. Sensin babam, derken hıçkırıklarına dur demek bile istemiyordu. Benim güzel kızım, benim elbet, diye cevap verdi koskoca Hasan Basir gözlü beğenine özlemle sarılırken. Baba kız uzun süre hasretle sarılı kaldılar birbirlerine. Sadece ikisi değildi ağlayan. Odadaki herkes hüngür hüngür ağlıyordu. Hasan Basir kızının yüzünü avuçların arasına aldığında özlemle baktı doyamadığı cam paresine. Usulca öptü ıslak gözlerini. Sonra tekrar sarıldı biricik yavrusuna. Güzel gözlüm, ağlama artık. Bak ben yanındayım derken kızına gözlerinden akan yaşı engel olamıyordu. Baba, geldim baba. Çok şükür geldin. Bana geldin baba. Hasan Bey, şöyle oturun isterseniz. Uzak yoldan geldiniz, dedi Emin Bey. Hasan Basir kızından ayrıldı ama elini bırakmadı. Kızının minicik eli avucunda koltuğa gelip oturduğunda kızını da yanına oturttu. Herkes Hasan Basir'e hoş geldin dedi sırayla. Hasan Bey tekrar hoş geldin dedi Emin Bey. Şamil, sen Hasan Bey odasını göster Amine ile, hem baba kız biraz hasret gidersin. Biz de işlerimize bakalım derken Şamil ayağa kalktı. Halime Sultan, Hasan Bey'in odası hazır mı diye sordu. Elbette oğlum, dedenin odasının yanındaki oda. Tamam, Hasan Bey sizi odanıza çıkarayım da dinlenin. Malum uzun yoldan geldiniz. Hem dedemin dediği gibi biraz kızınıza zaman geçirin. Amine derken ikili ayağa kalktı. Şamil ile yukarı çıktılar. Odaya girdiklerinde Şamil ikisini odada yalnız bırakıp çıkarken benim aşağıdaki hazırlıklarla ilgilenmem gerek. Şamil, istenecek kız ben miydim? Şamil sadece gülümsedi. Tabii ya bendim dedi neşeyle. Babam da beni sana vermek için mi geldi? Sonra konuşuruz diye cevap verdi Şamil. Ben sizi yalnız bırakayım. Şamil ikisini yalnız bırakıp çıktı. Babam diyerek bir kez daha sarıldı Amine. Seni çok özlemiştim. Ben de seni özledim Aminem dedi babası. Baba kız oturduklarında bile babası kızın elini bırakmıyordu. Nasılsın kızım? Mutlu musun? Aklımı buraya getirebildiğimde, yani anılarım kafamda dönmediğinde mutluyum. Mutlu olmak için her şeyi unutmam lazım geldiğinin farkındayım ama sevdiklerini insan unutamıyor ki. Onları unutma zaten yavrum. İnsan sevdiklerini neden unutmak ister ki? Onları asla unutma. Yo yo babacığım, unutmak istemiyorum onları. Annemi, onu nasıl unutmak isterim ki? Onun o güzel bakışlarını, gülümseyen yüzünü, başını örttüğü beyaz örtüsüyle meleğe benzeyen annemi nasıl unutmak isterim? Kafasını salladı. Yanağıma kondurduğu kocaman öpücüğü ve kimsede olmayan sevgi dolu kollarıyla bana sarılışını nasıl unutmak isterim ki babam? Abilerimi, Ziya abimi, Bekir abimi, Ali abimi, Ömer abimi, Tarık abimi nasıl unutmak isterim ki? Yeğenlerimin evimize doldurduğu kahkahaları nasıl unutmak isterim babam? Yengelerimi, meleklerimin annelerini, derken hıçkırarak ağlıyordu Amine. Ben onların anılarıyla hayat buluyorum babam. Hıçkırıktan engel olduğunda unutmak istediğim onların acı gidişleri, onların gidişini unutmak istiyorum babacığım. Aklımızı yitirmemiz lazım yavrum. Ama bu akıl bize lazım dedi Hasan Basir kızına sarılırken. Benim ve senin ve tüm Suriyelilerin bu akla ihtiyacı var. Baba biliyorum sen bana bir hayat kurma derdindesin ama ben her şeye rağmen ülkemde olmak istiyorum. Orada ülkemde Esed'e karşı, IŞİD'e karşı ve diğerlerine karşı yıllardır olduğu gibi savaşmak istiyorum. Hasan Basir kızının elini öptü önce. Sonra gözlerine baktı. Yavrum, gönlün hiç mi burada, Şamil'in yanında kalmayı, onunla aile olmayı hiç mi istemiyor diye sorduğunda Amine babasının gözlerinden gözlerini aldı. Yere eğdi bakışlarını. Utanmıştı. Ne cevap verecekti şimdi? Gözümün nuru utanma. Yüreceğin ne diyorsa onu de bana. Ben de sevdim.
Benim de aklım başka, yüreğim başka dillerde konuştu. Ben, evet, bazen burada Şamil'le kalmak istiyorum. Her şeyden uzakta aile olmak istiyorum ama ülkem o haldeyken aklım yine ülkene git diyor ama bugünlerde sanki yüreğim daha çok Şamil'in yanında olmayı istiyor, değil mi? Amine Sare bakışlarını kaçırarak cevap verdi babasına. Hı. Beni aradı Şamil. Senin ne kadar üzgün olduğunu anlattı. Ne yapsam olmuyor dedi. Buraya gelemez misiniz diye sordu. Sırf senin moralini düzeltmek için bu planları yaptı. Birazdan seni benden resmen isteyecekler dedi babası. Eğer dersen beni verme, vermem kızım. Amine bakışlarını babasına çevirdi. Sen ne dersen o. Ben seni o gün ona verdim ve memnunum. Hiç pişman olmadım. Senin için bu organizasyonu yapan ve beni buraya getiren adama seni verdim diye mutluyum. Ama dersen, babam sen bana o gün sorsaydın cevabım hayır olurdu. Ama bugün, dedi ve sustu. Bugün soruyorum yavrum. Seni Şamil'e eş olarak vereyim mi? Sen en doğrusunu düşünürsün babam dedi fısıltıyla. O zaman vermiyorum seni dediğinde Amine hızla babasına baktı. Ben seni ona gelin olarak vermekten onur duyarım kızım dedi gülerek. Babam, bana Halep'i anlat babam. Halep'i anlat ki özlemin biraz olsun dinsin dedi babasının dizlerine eskiden olduğu gibi başını koyarken. Emin Bey tüm köylüyü davet etmişti o akşam. Suriye Türkmenlerinin geleneklerinde olduğu gibi kız isteme olacaktı. Emin Dede Hasan Basir'den kızını, torunu için bir kere daha isteyecekti. Hasan Basir 5 oğlu için baba olarak gidip kız istemişti. Eskilere gitti aklı. Gülümsedi kendi kendine. Oğlan babası olarak sevinçle gitmişti kız istemeye. Amine yaralandıktan sonra Hasan Basir kızını ağır yaralı olarak arkadaşına göndermişti. Amine uzun bir süreçten sonra iyileşmişti. Emin Bey'den sürekli haber alıyordu. Kızı hızla iyileşiyordu. Hasan Basir kızından bir süredir haber alamıyordu. Bir gün Emin Bey'den haber almıştı. Onu görmeye geliyordu. Uzun uzun sohbet etmişti iki dost. Seninle önemli bir konuyu konuşmamız lazım demişti Emin Bey. Seni dinliyorum. Hasan Basir neler olduğunu merak ediyordu. Kızım geldi diyerek anlatmaya başlamıştı Emin Bey. Kızı Leyla'nın düşüncelerini anlattı dostuna. Senin kızın benim kızım ama onu korumam zor olabilir demişti. Şamil'i bilirsin, eşi vefat etti. İzin olursa ben Şamil ile Amine'yi birbirleriyle nikahlamak istiyorum. Hem senin gözün arkada kalmaz, ben de torunuma senin kızını gelin ederek rahat ederim. Şamil'e güvendiğim gibi diğer torunuma güvenemem demişti Emin Bey. Haklıydı. Kızı orada aslında dinen uygun olmayan bir misafirlikteydi. Galiba onu Türkiye'de daimi hale ancak bu şekilde getirebilirdi. Fazla düşünmemişti. Aklında eğer Şamil evli olmasaydı kızını ona gelin ederdim düşüncesi zaten vardı. Fırsat ayağına gelmişti. Her zaman takdir ettiği bir gençti. Ve bugün kızının onayını da alarak onu Şamil'e verecekti. Hatta düğün yapacaktı kızına. Eliyle teslim edecekti kızını. Hasan Basir bir süre sonra aşağıya indi. Emin Bey'in akrabaları hoş geldin demek için sıraya girmişlerdi adeta. Yemek masasında yerlerini aldılar. Sohbet eşliğinde yemek yemeye başladılar. Özellikle gençler savaşı çok merak ediyorlardı. Savaşı anlattı onlara dili döndüğünce. İçlerinden biri size bir şey soracağım dedi. Elbette sor delikanlı diye cevap verdi Hasan Basir. Savaş çıktığında bazı Suriyeliler ülkelerinden kaçtı. Gençler burada sahillerde gezip tozuyorlar. Bizim askerlerimiz de sizin ülkenize savaşıyor. Sorun nedir delikanlı dedi çatalını tabağının kenarına bırakırken. Sorun neden kaçıyor sizin gençler? Neden kalıp ülkeleri için savaşmıyorlar? Bizler 15 Temmuz darbe girişiminde sokaklardaydık savaşmak için. Onlar kaçtılar. Biliyorsun delikanlı, Arap Baharı ilk başladığında ülkemiz ve diğer ülkelerde günlerce süren ayaklanma oldu ve ülkemizin insanları günlerce darbeye direndi. Sizler bir gece direndiniz. Kaçtığınız değerlendirmesini bununla yaparsan yanılırsın. Sizin ülkenizde bir gece oldu. Hainler yüzlerce insanı şehit etti ve çok şükür vatanseverler sayesinde darbe girişimi başarısız oldu. Ancak Suriye'de durum bu şekilde olmadı. Direnç günlerce gösterildi. Halk silahsız ve savaş tecrübesi olmayanlardan oluşuyordu. Düşünün, o gece, günler,
hatta aylar sürseydi. Sizler silahsız, hainler ağır silahlı. Nereye kadar dayanabilirdiniz? İşte dayanmak bazıları için zordu ve ülkeyi terk ettiler. Korkuyor diye kimseyi suçlamak doğru davranış değil. Korkmak en doğal insan duygusu. İnsan kendisi için, ailesi için, sevdikleri için korkuyor. Ben de korktum. Hem de o kadar çok korktum ki. Hala korkuyorum. Ama bu ülkede Suriye'den gelenleri genelde, ama genelde sözüme dikkat et. İstisnalar var elbette. 15 Temmuz gecesi alışveriş yapanlar ve ATM önünde para kuyruğunda bekleyenler eleştiriyor. Ben onlardan değilim dedi delikanlı. Dedim ya, sen istisna olabilirsin. Olabilir. Ağır silahların karşısında ağır silahlar olmalı. Askerin karşısında asker. Düşünsene, silahı hayatında görmemişsin ve savaşın kucağına düşüyorsun. Savaşamıyorsun ve ülkeyi terk ediyorsun. Geri dönmek en büyük hayal olur. Kimse isteyerek ülkesini terk etmez. Bundan şunu çıkarmayın. Kaçanların hiçbir bahanesi kabul edilir değil. Ben sadece nasıl davranacağımızı bilmediğimiz bir olayda bu kadar katı eleştiri yapmayalım. Kişi kanadını yaşamadan ölmez sözü bir hadisi şeriftir. Bizim gidecek Türkiye'miz olması da bir şans aslında. Sizin hiçbir yeriniz yok. O konuda haklısınız. O sebeple kıymet bilin delikanlı ve büyük lokma yiyip büyük laf konuşmayın. Sohbetlerin arasında bir çocuk gelip Hasan Basir'in kulağına bir şey dedi. Hasan Basir kapının önünde durmuş kendisine bakan kızına baktı önce. Sonra Emin Bey'e bir şeyler söyleyip yerinden kalktı. Kızının yanına geldiğinde, Amine, babacığım biraz konuşalım mı seninle dedi. Baba kız kısa bir görüşme yaptı. Hasan Basir tekrar yerine gelip oturdu. Emin Bey, Hasan Bey öncelikle tekrar ülkemize ve evimize hoş geldin. Seni gördük mutlu olduk diye söze başladı. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın Amine Sare'yi torunum Şamil'e eş olarak istiyorum dedi. Hasan Basir derin bir nefes aldı. Madem gelenekleri uygulayalım dedik, teklifinizde onur duydum ama kızımın gönlü var mı sormam lazım. Sizden yarın akşama kadar izin istesem kızımla konuşayım. Emin Bey toruna baktı önce. Şamil'in olur işareti ile bizim için uygun. O zaman yarın akşam tekrar bu konuyu konuşuruz dedi. Ne olduğunu anlamaya çalışırken. Amine babasının dinlenmesi için bir süre yalnız bıraktı. Yaşlı bedeni epeyce yorgundu. Babasının yanından ayrıldığında kendisini ayrılan odaya yöneldi. Sonra da Şamil'i bulmak ve ona teşekkür etmek istiyordu. Odasına vardığında, kapıyı açıp odasına girdiğinde ilk olarak yatağın üzerinde Şamil'in kıyafetlerini gördü. Demek ki buraya gelmişti Şamil ve hatta sanki o da burada kalacaktı. Belli ki üzerini değiştirip çıkmıştı. Yatağın üzerindeki kıyafetleri eline aldı. Dolaba koymak için katladığında banyonun açılan kapısıyla yerinden sıçradı. Sen burada mıydın dedi Şamil. Babanın yanından hemen ayrılmazsın diye düşünmüştüm derken karısının yanına geldi. Banyodan yeni çıkmıştı. Amine önce arkasına çevirdi bakışlarını ve hemen arkasını döndü. Belli ki kocası duştan çıkmıştı ve sadece üzerinde havlu vardı. Korkuttun beni dedi Amine. Kocası yanına gelip ben giyineyim dedi Şamil. Amine arkası dönük olarak uzattı elbiseleri. Amine'nin elindeki kıyafetleri aldı Şamil. Ben çıkabilirim. Yo, ben banyoda giyinebilirim dedi Şamil. Banyoya geri döndüğünde hemen giyinip geri odaya geldi. Amine balkona çıkmıştı. Karısının yanına gitti. Arkasından ona sarıldı. Teşekkür ederim dedi Amine. Babam için teşekkür ederim. Beni nasıl mutlu ettiğini bilemezsin. Biliyorum. Yoksa babanı getirir miydim? Seni mutlu görmek beni sevindiriyor. Şamil'in elinden tutup odaya girdi Amine. Kocasının elinden tuttu, yatağa oturdular. Onu görünce, onu nasıl getirdin buraya diye kocasına sordu. Şamil karısının ellerini dudaklarına götürdü. Babanı görmeden bu evliliğe izin verdiğini, onun olurunu almadan gönlünü rahat etmediğini ve etmeyeceğini tahmin edebiliyordum dedi. Ve senin de her genç kız gibi hayallerin olduğunu, geçen hafta babanla konuştum ve ondan yardım istedim. Eğer mümkünse Suriye'ye gidip ve kızını ondan istemek istediğimi söyledim. O da bana ben oraya geleyim deyince hiç itiraz etmedim. Sen de onu görecektin. Dün Türkiye'ye giriş yaptı. Bu sabah da uçakla İstanbul'a geldi.
Seni buraya gönderdikten sonra da gidip karşıladım kendisini. Dedem de burayı organize etti. Harikasın dedi, kocasının boynuna kollarını sardı. Babamı çok özlemiştim. Biliyorum ve bir sürprizim daha var. Neymiş? Bak onu saklamayacağım. 5 gün sonra da düğünümüz var. Ne? Düğün. İkimizin düğünü olacak 5 gün sonra. 2 gün sonra da döneceğiz ve gelinliğini alacağız. Sadece o kaldı. Her şey hazır. Buna gerek yoktu. Var. Sen de her genç kız gibi evleneceksin. Ben evlendim. Düğün falan istemiyorum. Zaten düğün dediğim yemekli bir toplantı. Eğlence istemeyeceğini düşündüm dedi Şamil. Evet istemem dedi Amine. Aslında bu yemeğe de gerek yok. Biz evliyiz zaten. Evliyiz tamam ama yarın torunlarına anlatabileceğim bir şey olsa fena mı olur? İnan babamın gelişi yetecek dedi gülerek. Bu kadar telaşa gerek yoktu. Gerekliydi. Aynı sizin adetlerdeki gibi isteyecek dedem seni. Amine yüzüne ciddi bir ifade taktı. Şamil diyerek başını önüne eğdi. Efendim? Ben de seni mutlu etmek istiyorum dedi usulca. Ediyorsun derken Şamil elini uzatıp karısının çenesini yukarı kaldırdı. Gözlerinin içine baktı. Ne demek istediğini anlamaya çalışıyordu. Beni mutlu ediyorsun dedi yutkunarak. Daha da mutlu etmek istiyorum. Şimdi. Şamil uzanıp karısının dudaklarına dokundurdu dudaklarını. Karısından uzaklaştığında gitme dedi Amine kocasına. Şamil ayağa kalktı. Gitmem lazım dedi kocası. Gitmezsen pişman olabilirsin. Amine kocasının elini tuttu uzanıp. Pişman olmam. Şamil karısının gözlerine baktı. Sonra dedi kendini zorlayarak. Şamil'i elinden çekti Amine. Sonra dedi usulca. Neden? Şu an duygusalsın. Evet öyleyim ama ne yapmak istediğimi biliyorum. Sen? Derken Şamil yenildiğini hissetti karısının yanına otururken. Amine akşam namazını kılmış ve yatağı toplamaya başlamıştı. Şamil duştaydı. Aceleyle odayı toparladı. İşi bittiğinde Şamil de banyodan çıktı. Sen ne yapıyorsun diye sordu. Yatağı toparlayayım dedim. Şamil gelip karısına sarıldı. Yorma kendini. Yorulmadım. Canım benim, hassas olacaksın biraz. Yorma kendini. Hatta sen biraz uzan. Sonra inersin aşağıya. Olmaz. İnsanlar gelmeye başladı. Gelsinler. Sen biraz dinlen. Sonra gelirsin. Zaten hemen isteme işi olmaz. Önce yemek var. Biraz dinlen sonra inersin derken karısını öptü. Bana lazımsın sen. İyiyim gerçekten dedi Amine. İyisin diye sordu Şamil. Bence de iyisin. Yatağın örtüsünü kaldırdı. Hadi bakalım biraz yat dinlen. Ben bizimkilere senin dinlendiğini söyleyeceğim. Onlar seni ne zaman çağırırlarsa o zaman aşağıya ineceksin. Ve aslında getirdiği elbiseyi giyinip aşağıya inersin. Tuzlu kahve bu sefer olmasın. O hakkını kullanmıştın. Amine gülerek kocasına baktı. Evet, unutmadım. Sen de hatırla diye söyledim. Hatırlıyorum canım. Güzel, zaten bu sefer içmezdim dedi Şamil. Nedenmiş o? Köprüyü geçene kadardı o deyince. Anlamadım. Şöyle, bizde köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek diye bir terim var. Yani emeline kavuşana kadar her şeyi kabul etmek. Ne? Dedi hayretle kocasından uzaklaşırken. Şamil hemen karısının belinden tuttu. Şaka yavrum kızma. Senin elinden zehir bile içerim dedi ona sarılırken. Karısına sıkı sıkı sarıldı. Sen benim biriciğimsin dedi. Sonra karısına baktı. Gerisi gece dedi. Şimdi dinleniyorsun diyerek karısını yatırdı. Uzanıp alnından öptü. Ben aşağıya ineyim diyerek odadan çıktı. Şamil çıktıktan bir süre sonra Amine'nin telefonu çaldı. Tanımadığı bir numara onu arıyordu. Açtı. Efendim. Amine dedi Zülal. Zülal? Evet ya Zülal. Ne oldu diye sordu. O kızın aramasını beklemiyordu. Sesin güzel geliyor. Bunu öğrenmek için mi aradın? Elbette hayır. O zaman? Acele ediyorsun. Malum bu akşam seni isteyecekmiş o ihtiyar babandan. Ama ben sana bir iyilik yapayım dedim. İyilik? Evet iyilik. Sana o kadar Şamil ile ilişkimden bahsettim. Ama sen inanmamakta direndin. Sıktın ama. Kısa keseceğim. Sana bir iyilik daha yapayım dedim. Bazı resimler göndereceğim. Gerçekten bu işten sıkıldım Zülal. Yeter artık. Ben kocama inanıyorum. İnanmaya devam et.
para sende nasıl olsa, nikah sana kıyıldı, zevk benden alındı dediğinde Amine fazla dinlemedi, telefonu kapattı. Çok geçmeden resimler gelmeye başladı. Amine elleri titreyerek resimleri açtığında gördüklerine inanamadı. Tekrar tekrar baktı. Yanlış görmüyordu. Kocası Zülal ile aynı yatakta ve oldukça samimiydi. Amine mide bulantısı ile banyoya koştu. Midesi bulanıyordu. İçi dışına çıktı. Banyoda yere oturdu. Midesi sustuğunda gözyaşları firar etmişti sanki. Nasıl bu kadar hataya düşmüş? Nasıl bu hataya düşmüştü? Nasıl ona inanmış ve nasıl onun karısı olmuştu? Derken kapının sesini duydu. Sonra yerinden kalktı. Elini yüzünü yıkadı. Aslı gelmiş olmalıydı. Gidip kapıyı açtı. Aslı elinde bir elbiseyle kapıda bekliyordu. Banyodaydım dedi güçlükle. Artık aşağıya inebilecek misin? Ha, bu arada abim senin için almış diyerek elindeki elbiseyi uzattı. Amine eline aldı elbiseyi. Bir sorun mu var? Yo, hemen hazırlanıp inerim aşağıya dedi kapıyı kapatırken. Elbiseyi götürüp dolaba astı ve başka bir elbise alıp onu giyindi. Kararını vermişti. Aşağıya indiğinde Aslı, Amine neden abinin aldığı elbiseyi giyinmedin? Olmadı diye cevap verdi sadece. Aslı, babamı çağırtabilir misin? Ona bir şey demem lazım. Hayırdır, sen iyi misin? Evet iyiyim diye cevap verdi. Babamı çağırtabilecek misin? Tabii ki diyerek evden çıktı. Amine peşinden kapıya yöneldi. Babası Emin dedenin ve Şamil'in arasında oturuyordu. Şamil onu hemen gördü. Karısına göz kırptı ama Amine'nin buz gibi yüzüyle karşılaştı. Amine zoraki kocasına gülümsemişti. Babasının yanına gelmesiyle eve geri girdi ve babasıyla boş olan odalardan birine girdi. Kızım sorun nedir diye sordu Hasan Basir endişeyle. Babacığım beni verme. Hasan Basir kaşlarını çattı. Neden? Bu da nereden çıktı? Baba sana sonra açıklayacağım. Ne olur sen kızıma soracağım de sadece. Yarına, yarına de. Kızım, babacığım haklı bir sebebim var inan bana. Babası kızını anlamaya çalışıyordu ama nafile. Tamam kızım ama sonra bana neler olduğunu anlatacaksın. Anlatacağım dedi sadece. Ve baba bu gece benimle kalmak istediğini söyler misin? Amine, baba lütfen sana anlatınca bana hak vereceksin dedi babasına. Hasan Basir kızını kırmadı. Kızıma sorayım demişti. Gelen misafirler gittiğinde Şamil karısının yanına geldi ama Amine onunla yalnız kalmak istemiyordu. Elinden geldiğince kaçıyordu. Bir ara Aslı ile mutfakta otururken Şamil yanına geldi. Aslı abisi gelince mutfaktan çıktı. Neyin var yavrum? Yüzün solmuş. Yorgunum sanırım. Başka bir şeyim yok dedi. Soğukluğunu Şamil hissediyordu. Sanki başka bir şey var gibi. Yo, yanılıyorsun. Ben babamın yanına gideceğim biraz diyerek mutfaktan çıktı. Şamil'i mutfakta yalnız bırakmıştı. Amine babasıyla odasına çıktı bir süre sonra. Kızım neler oluyor dedi Hasan Basir kızıyla yalnız kaldığında. Amine telefondaki resimleri açıp babasına uzattı telefonu. Adam elini aldı resimlere baktı. O kadın kim dedi öfkeyle. O kadın eski karısının kardeşi. Ne zamana ait bu resimler? Bilmiyorum ama bu kadın ben evlendiğimden itibaren bana ilişkilerini söyledi. Beraber yaşadık 2 ay dedi. Nasıl? Nasıl diye sordu babası. Nikahları var mı? Sanırım yok dedi Amine gözyaşları içinde. Uzun uzun ağladı babasının omzunda. Seni dedi babası. Emanet ettiğim Emin torunun metresiyle aynı evde mi yaşattı? Her şey aslında benim istemediğim hisseler uğruna mı oldu? Yazık. Bu gece bu evden seni alıp gideceğim. Ben yaptım bu hatayı. Artık son veriyorum. Bitti diyerek ayağa kalktı. Şimdi beni burada bekle diyerek odadan çıktı. Emin Bey'in odasının kapısını çaldı. Odaya girdiğinde Şamil'i çağırmasını istedi Emin Bey'den. Şamil geldiğinde buyurun dedi soran gözlerle Şamil. Hasan Basir Şamil'e daha önce dedesine gösterdiği resimleri göstermek için Amine'nin telefonunu uzattı. Şamil resimlere baktı. Bu gerçek değil dedi. Bu gerçek değil dedi. Amine benim onu görmem lazım. Bu mümkün değil. Ben birazdan kızımı alıp gideceğim buradan. Buna izin vermem. Senden izin alacak değilim. Bu iş bitmiştir. Emin Bey sen benim emanetimi torunun metresiyle aynı çatı altında nasıl yaşattın? Onu bana açıkla istersen. Öyle bir şey yok dedi tekrar Şamil.
Ben bunu Amine'ye açıklarım. Hasan Basri odadan çıkıp kızını çağırdı. Amine odaya geldiğinde, kızım Şamil seninle konuşacakmış dedi kızına. Şamil karısının yüzüne bakmaya çalışıyordu. Amine, bu resimler yalan dedi karısına. Seni dinlemek istemiyorum. Sadece senden gitmek istiyorum. Beni azat et. Tüm acılarım üstüne bunlara dayanamıyorum dedi acıyla. Yüreğinin ne kadar yandığı belliydi. Sesi titriyordu. Seni bırakmam. Ne olur yarın tekrar konuşalım. Sana bunu ispat ederim. Senden ispat istemiyorum. Baba gidelim mi? Dedi bitkinlikle.